Sanatçı yönü olması lazım. Ya müzik, ya resim, ya heykel, ya fotoğrafçılık. Ya dünyayı hep beraber güzelleştirmemiz lazım. Allah bizim güzelleştirmemizi istiyor. Zaten bizim elimizle Allah güzelleştirmiş olur. Yani ben burayı güzelleştirdim dediğimde Allah güzelleştirir, bizi vesile eder. Mesela bak bu salon güzelleşti. Niye? Allah yaptı. Neyi vesile etti? Bizi vesile etti. Evet. Adam bir Venezuela ile Brezilya arasında Roraima Dağı adı verilen bir dağ bulunuyor. Ne? Rola? Roraima. Roraima dağ mıymış bu? Evet. Dağın NASA yüksekliği 2277 metreyi buluyor. Of 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 of. Üstü de tepsi gibi. O nasıl olmuş? Çok güzel bir yer ya. Evet. Ama insan aklını atar onun üstünde ya. Evet. Su falan akıyor üstünden. Şahane. Evet, aynı zamanda dünyanın en küçük kurbağası da burada yaşıyor. Şimdi onu ben yiyeceğim ben onu, çok şeker bir şey benziyor. Aynı zamanda birçok bitki türü de sadece bu dağın ekolojik dengesinde yaşayabiliyormuş. Bu çiçekler gibi. Allah Allah. O su nereden geliyor? Tepe gibi, masa gibi orası. Orada. Evet, o kadar su evet, nasıl oluşuyor? Zaten birçok soruya bilim adamları cevap veremiyormuş. Şekli de dahil olmak üzere. Ha. Bir de içinde cin ordusu çıkarsa. Allah'ım bir şey vardır onun içinde ya, hadi hayırlısı. Baksana su mu akıyor. Onun dibine falan bir baksana, içine falan ne var ne yok ya. Bir de ooo hoş geldiniz falan diye. telefonu icat eden Graham Bell'in hanım arkadaşının ismi Alessandra Lolita Osvaldo. Yani A-L-O. Alo oradan geliyormuş. Baş harflerin kısaltılmasına geliyormuş. Hapşırma, yani hapşırık havada saatte 161 kilometre hızla gidebiliyormuş. Evet dinliyorum.